Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Esenler'de konut teslim törenine katıldı. Tarım kredi kooperatiflerinde indirimlerin süreceğini söyleyen Cumhurbaşkanı konut ve kira fiyatlarındaki artışın önüne geçecek hamleyi Eylül ayında paylaşacaklarını ifade etti. Erdoğan konuşmasında CHP'li belediyeleri de hedef aldı. Önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, hem depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız. Milyonların merakla beklediği projenin detaylarını Eylül'de paylaşacağını söyledi. Tarım kredi kooperatiflerindeki indirimlerin süreceğini ifade etti. Şimdi büyük baş hayvanlara da inşallah geçiyoruz. Diğer ürünlerde de %25, %30, %35 gibi inşallah indirimler yapmak suretiyle size uygun, ucuz fiyatla ürünlerimizi ulaştıracağız. Derdimiz vatandaşımıza karşı ucuz fiyatla ürün vermek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Esenler'de 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Projesi'nin ilk etap teslim törenine katıldı. Şimdiye kadar 3 milyon konutun dönüştürüldüğünü ifade eden Erdoğan, önümüzdeki 5 yılı işaret etti. Ülkemizdeki yapıların %60'ını, yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık. Hedefimiz 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almaktır. Geçen yıl Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarını hatırlatan Cumhurbaşkanı CHP'li belediyeleri eleştirdi. Oralarda herhangi bir şey yaptılar mı? Yine biz yaptık biz. Elleri, kolları sıvadık ve devlet olarak buralara yardım elimizi uzattık. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ayrı bir parantez açtı. Dertli olacaksın, dertli. Böyle yok Bodrum'muş, yok bilmem şurasıymış, burasıymış. Yahu sel afeti oluyor. Nerede beyefendi? Nerede? Yangın var nerede? Yine aynı yerde. İstanbullu gereken dersi Allah'ın izniyle 2023'te Haziran'da verecek mi? Vermeye hazır mıyız? Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında 2100 konut hak sahiplerine teslim edildi. Hak sahibi bir ailenin evine konuk olan Erdoğan, kendisine yazılan mektubu okuyunca duygusal anlar yaşadı. Ağlıyor musun? Ağlatacaksın. Niye? Senin sözlerinden sonra ağlamıyorum.